Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber gelin lavaştan efsane bir lahmacun yapalım. Bu şekilde lahmacun içimi hazırlıyorum. Robota koyduğum malzemeleri açıklama kısmına da yazacağım. Daha sonra kıymamı üzerine yaptım. Tekrar çektirdim güzelce harmanlasın diye. Eğer içiniz katı olduysa yarım çay bardağı su koyabilirsiniz. Daha sonra yufkamı açtım. Sos yapıp aralarına sürdüm. Sosun malzemelerini de açıklamaya yazacağım. Yufkamın arasına sosla güzelce yaptıktan sonra kenarlardan katladım ve malzemelerimi üzerine dizdim, güzelce dümdüz olana kadar bir kaşık yardımıyla bu şekilde dümdüz yapın. Daha sonra fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Çıtır çıtır oluyor gerçekten. Biz normal lahmacundan biri daha çok beğendik. Siz isteğe bağlı kenarlarını bıçakla koparabilirsiniz. Ben koparmadım hani o çıtırlığı sevdiğim için. Daha sonra istediğiniz malzemeleri içine koyabilirsiniz. Soğan vesaire. İkiye bölüp bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten normal lahmacundan biri daha lezzetli. Mutlaka deneyin. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane yufkanın